keyifli bir video ile karşınızdayım. Maksat Muhabbet 2 çekiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özellikle Maksat Muhabbet 1 yani Haluk'la yaptığımız, sosyal medya uzmanımla yaptığımız çekimin ardından bu seriyi devam ettirmeye karar vermiştik. Haluk diyorum, beni fenomen yapar mısın? Yapar mısın Haluk? Yapamam. Keşke çekimden önce burayı boşaltsaydınız, rahatsız oluyorum arkadaşlar. Oldukça güzel ve keyifli yorumlar geldi sizlerden. Baktık ki güzel ve eğlenceli şeyler çıkacak. Neden devamını getirmeyelim dedik. Şimdi ikincisini çekiyoruz. Maksat Muhabbet 2 videomuz için özellikle bir paylaşımda bulunmuştuk ve yapılan yorumlar için de en çok beğeni alan yorumun sahibini davet edeceğimi iletmiştim. Ama ben burada bir inisiyatif kullandım. Konumuz tabii ki güzellik, bakım, estetik, sağlık olunca, bir de mevsim yaz olunca haliyle görüyorsunuz ki sevgili hocam Emre Bey ve ben şortluyuz. Ne oldu? Aklıma direkt şu geldi. Zayıflama, estetik, bakım, biraz spor, vücut güzelliği, ruh güzelliği, beden güzelliği derken Emre Hoca'yı davet etmek istedim. Kendisi sağ olsun beni kırmadı. Hoş geldin Hoş Emre. Hoş bulduk tekrardan. Emre Hocam mı demeliyim? Herkes nasıl davet ediyor? Nasıl rahat istiyorsanız öyle. Tamam, kendisi çok genç ve çok yakışıklı. Teşekkür ederim. Oldukça da bilgili ve tecrübeli. Ben biraz aslında araştırdım. Bunları nereden biliyorum diye merak edecek olursanız profilini de inceledim oldukça fazla. Baktım ki çok fazla ilgilenen ve kendisinden fikir alan çok kişi var. Neden dedim bu kadar genç, hoş ve gerçekten sporu ve bakımı, bedensel ve ruhsal güzelliği de yansıtan biri konuğumuz olmasın. Şimdi merak ettiğim çok şey var. Bunları sana sırayla soracağım. Ama dediğim gibi inisiyatif alırken aslında benim merak ettiğim şeyler var. Eminim ki herkesin de merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tabii kaş tasarımı yapıyoruz, ciltle ilgili bakımlar yapılıyor, zayıflama birçok konumuzun arasında yer alıyor ama genelde hep son noktada şuraya geliyoruz. Yani yakışıklılık ve güzellik bedenle çok örtüştürülüyor. Örtüşmesi de gerekiyor. Yani işte ama orada benim de sıkıntım var. Mesela ben yani yemek yemeyi seven biriyim. Seviyorum. Evet. Yani yemekten kısmak istemiyorum. Ne kadar düzenli beslenirseniz ve ne kadar sağlıklı beslenirseniz şu an böyle rahatsız olduğunuz yaz aylarında böyle insanların rahatça giyinebileceği duruma gelirsiniz. Ama bunu yapmazsanız işte insanlar yazın rahat edemiyor, rahat gezemiyor. Bunun sebebi kötü beslenmelerinden kaynaklı ve hiçbir şekilde vücudunu hareket ettirmemeleri. Yani ben çok spor yapmaları gerekiyor. Ben çok yoğun çalışıyorum. Benim gibi eminim birçok arkadaşımız, şu an bu videoyu izleyen birçok kişi yoğun çalışıyor olabilir ya da yoğun bir hayat kaygısı ve telaşı içinde olabilir. Vakit ayıramayabilir ya da belli rahatsızlıklar dolayısıyla çok hareket edemeyebilir. Yanı sıra da ben çok tembel biriyim. Yani hayattaki başarımı da tembelliğe borçluyum. Çünkü farklı bakış açısı. Evet, çünkü tembel olup hayatta her şeyin nasıl kolay yapılabileceğini buldum. Evet. Ama hareket adına tembelim. Yani çok mesela spor yapmayı seviyorum ama işte dalış seviyorum, motocross yapmak istiyorum her ne kadar son bir yıl yapamasam da. İşte koşayım, hoplayayım, zıplayayım, dağda tepede gezeyim ama biri bana düzenli ve sürekli spor yap demesin. Yaptığınız, sizin örnek vermiş olduğunuz sporlar tamamen outdoor egzersizler. Yani normal spor yapan birilerin de sürekli yapamayacağı egzersizler. Yani dalış, işte motocross. Bunlar için zaten ne bileyim gerekli alanlar yok. Yani bir dalış için İstanbul'da kaç kere daldınız veya gidebildiniz? Maalesef. Daha çok Akdeniz bölgesi. Saroz'a gidiyoruz. İşte Akdeniz, Kaş olabiliyor. Evet, yani motocross için ama İstanbul dışına çıkmanız lazım. Öyle. Daha patika bölgeler gerekiyor. Ben de sizi uzun süredir takip ediyordum. Bugün beni kliniğinize davet ettiniz. Buranın spor yapabilmeniz için çok yeterli bir alan mevcut burada aslında. Eyvah, yani kaçış yok diyorsun. Yok, hiçbir şekilde kaçış yok. Tembellikten yola çıkarsak spor bunu asla kabul etmiyor. Böyle bir şey yok. Bizim bedenimiz tamamen hareket etmek için yaratıldı. İnsanların bedeni. Ama bunu tembelliğe alıştırırsanız bir süre sonra ve kötü besleniyorsanız kilo alacaksınız. Bunu düzene sokmak tamamen sizin elinizde. Ki işte özellikle bayanların kilosuyla işte vücutlarındaki sıkılaşma ile ilgili çok problemler oluyor. Erkekler de böyle aslında. Sektörde ikisinde de çok çok geliyor. Sporu her daim her yerde yapabilirsiniz. Bu benim bu spora bakış açımdır. Ya ben mesela şu an şurada oturduğum yerde spor yapabilir miyim? Tabii ki de yaparsınız ama ne kadar etkili olur o tartışılır. Onu söyleyeyim. Sizi takip etmemin sebebi kaşlarımdan ötürü ben buraya geldim. Teşekkür ederim. Bir rahatsız yani rahatsız olduğum durum var aslında kaşlarımla ilgili. Oraya çok girmek istemedim ama ben şimdi size bir kaşım için tasarıma geldiğim zaman şöyle mi yapsak böyle mi yapsak dediğim kısımda siz diyeceksiniz ki hayır bu böyle yapılmak zorunda. Evet olması gereken bu sana yakışan. Sporda mı? Da bu böyledir. Olması gerekeni yapmak zorundasınız. Biz spor koçları olarak
Ya ben kişisel eğitmen uzmanıyım. İnsanlar en iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Ama söylenenin yapılmadığı takdirde sonuç alamadıkları zaman spordan uzaklaşıyorlar. Bu benim aslında bakış açıma çok ters. İnsanları spordan uzaklaştırmak yerine en uygun şartlarda çekmem gerekiyor. Bu şekilde sizi de yönlendirebiliriz burada mesela. Burada şu çok önemli bir unsur arkadaşlar. Yani şimdi sen koçluktan bahsettin. Evet. Koçluk bir süreç. Süreç yönetimi. Yani bir noktadan bir başka noktaya her zaman da pozitif anlamda olmak durumunda zaten. Kesinlikle her zaman pozitif olmak. Yol arkadaşlığı yapmak. Şimdi ben ve benim gibi birçok kişi biliyorum ki bu süreci hep dağıtıyor. Yani kaçıyorsunuz. Doğanın zaten maksimum bir düzensizlik eğilimi var. Evet. Her şeyi bozmak yönünde günümüz şartlarında en başta söylediğiniz gibi insanlar zaman bulamıyor, sosyal yaşantısı buna izin vermiyor. İşte sabah çok erken saatlerde kalkıp akşam vakitlerine kadar malum İstanbul trafiğinde hiçbir şekilde hareketsizliğe kapılıyor insanlar. Yani 2 saat boyunca bir arabada belirli bir açıda oturuyorsunuz. Bu insanları tembelliğe itiyor zaten. Bana böyle çok enteresan bir şey soracağım. Birçok danışan... Spor konusunda ise okey, tamam, evet. Kabul ederim. Evet, liste hazırlamıştım ama şimdi liste çok uzun, yanımda taşıyamadım. Birçok danışanım erkek ve hepsi şunu söylüyor. Didem Hanım, ben bu Türk kasını ne yapacağım? Six pack nasıl yapıyorsunuz? O kaslarınız, baklava bunu var mı? Bunu size mi soruyorlar? Bana soruyorlar çünkü... Hayır, nasıl yapıyorsunuz? Çünkü estetik danışmanlığı da yaptığımız için. Evet. Mesela ameliyatlarda birçok yöntemler var. Kesinlikle. İşte liposuction yapılıyor. Ben sana enteresan sorular soracağım şimdi. Liposuction'da kas yapılıyormuş. Baklavalar yapılıyormuş. Six pack yapılıyormuş. Bu tip yöntemler var. Ama ne derece sağlıklı tartışılır. Şimdi önemli olan bunu kendi malzememizden, kendi kendimize işte bir takım spor etkinlikleri ya da neyse artık onu o konuda uzman sensin onlarla yapabilmek. Şimdi bu mümkün mü? Mesela Türk baklavaları, ev baklavası, six pack olur mu? Nasıl olur ya da? Olur. Bunun belirli bir süreci var. Bu konuda yani insanlar iradesini bir kere korumak zorundalar. Şöyle bir yanlış var. Mesela şimdi, bunun için aşık olsa, aşık olduğu kadın da böyle çok güzel bir kız olsa o iradeyi sağlar mı? Konu farklı yere gelmeye başladı. O iradeyi sağlar. Yani çok ben kendi sektörümde biliyorum. Çok aşk acısı çekip 30-40 kilo veren insanlar gördüm ben. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum ama hani bunu kendisi için yapmayan insan bu. Karşı taraftaki aşık olduğu insan için yapan birisi. O konuda tartışılır. Six pack'lere gelirsek evet six pack yapılabilir. Ama ya doğru bilinen yanlışlar çok var. Aslında yine olay mutfağa geliyor. Spor konusunda en etkili şekilde çalışıp sonuç alamıyorsa burada bir araştırmak gerekiyor. Bu kişi nasıl besleniyor? Buna bakmamız lazım. Son evresinde artık kişi işte estetik duruma geldiği zaman size gelmek zorunda. İlk önce kendi sporla bunu yapabiliyor muyum bir tartışması lazım kendi kendine. Ona inanmalı. Yapamıyorsa evet burada sizin olaya müdahale etmeniz lazım. Yani spor öyle bir şey olmadı ki nasıl sabah kalktığımda su içme ihtiyacı hissediyorum. Evet. Beslenme ihtiyacı ise o da benim yaşantımın içinde bir alışkanlık haline getirmeyi hiç düşündünüz mü sporu? İstiyorum ama işte bir türlü alışamıyorum. Peki sizi engelleyen süreçlere hiç baktınız mı? Nedir engelleyen yani süreç engelleyen? Şu, uyanmak. Uyanmak. Uyandıktan sonra... Instagram'da DM'lere cevap vermek. DM'lerim sizin izninizden. Çok fazla soru. Çünkü gece yatıyorum ya. Hani gece yarısından sonra sabaha kadar bir sürü şey oluyor ve bir etkinlik halindeyim. Sonra mesela uyandım. Şimdi diyorum uyanmak spor yapacağım. Uyanmak da zor çekiyorsanız uyku kalitenizi de. Uyanıyorum. Sabah şimdi diyorum kim spor yapacak? Terleyecek, duş alacak, saçını kurutacak, giyince geçecek. O bir zaman kaybı mesela. Evet. Ama öyle düşünmemem lazım. Mesela çözüm buldum. Saçımı kestireceğim. Hemen duş, yıkat, çık mesela. Bu bir engel benim için. Tamam. Şaka değil. İlk adımı attınız. Gerçek mesela. Anlamda saçın, bir spor engel. Spor yapabilmek için kendinizden ödün veriyorsunuz. Artık kıyafet giyeyim, ne giyeceğim diye tereddüt edip karar veremeyen bir insan olduğum için birçok takipçim bilir. Ben genelde tişört ve kot giyerim ya da biliyorsun değil mi Haluk? Yani. Birçok kıyafet aldırdın, çekimde giyersiniz dedim hanım işte gördünüz yine şort ve tişört giyiyorum. Evet. Çünkü düşünmek istemem, benim için ne giyeceğimi düşünmek bir zaman kaybı. Buradan da verdim size bir 15 şimdi, dakika. Bayanların mesela düşünmek istemediği kısım ama alışveriş yaparken müthiş vakit kaybı yaşıyorsunuz. Ben evet burada, alışverişte mesela tişörtü V mi alayım, siyah mı olsun falan şimdi derken spor eğer ki hayatınızda spor yaparsanız ve istediğiniz bir formun fit vücuda ulaşırsanız gittiğiniz bir yerde sadece medium bedeni, medium diyorsanız alır çıkarsınız. Denemenize bile fayda gerek kalmayacak. Evet. Çünkü ama bu sefer de cebe masrafı olacak. Çünkü giydiğiniz her şey size yakışmaya başlıyor. Vücudunuz iyi olursa. Çok giymek istiyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi siz nasıl
koruyorsunuz sağlığınızı, böyle fit bir vücudunuz var, yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Kadınlardan yani hiç sıkıntı çekmiyor musunuz? Mesela böyle sizden eğitim almak, ders almak isteyenler gibi hocam. Yani sizden motive oluyorlar mı mesela? İnsanları motive ettiğini düşünüyorum. Motivasyon. Ya aslında bu bir enerji, enerjidir. Yani çünkü her insanla anlaşamazsınız. Ben mesela sizden eğitim alsam ki alacağım. Yani motive olurdum sanırım diye düşünüyorum. Özellikle biz kişisel eğitmen olduğum için insanlarla daha yakın spor yapıyorum ben. Spor yaptırıyorum. Detoks suyu alır mısınız hocam? Özellikle detoks suyu. Tabii ki de. Mesela faydası var mıdır bu tip detoks sularının? Detoks suların kesinlikle faydası var. Çok teşekkür ederim bu arada. Vücudumuzda kötü beslenmekten kaynaklı çok toksin birikiyor. Hı-hı. Yani detoks aslında vücuttaki toksinleri atmak için yapılıyor. Ama genel insanlar bunu çok uzun süre tutuyor. O da yanlış. Benim kendi öngörüm, cumartesi pazar günleri insanlar işte kötü beslenebiliyor, geç uyuyabiliyor, vücuduna fazla yiyecekler, kalorileri alıp pazartesi günü herkeste bir spora başlama heyecanı var. Ay o pazartesi zaten bitmiyor. Bu pazartesi bitmiyor yani. 52 hafta var. 52 hafta boyunca bir türlü insanlar başlayamıyor. Detoks burada devreye giriyor. Detoks suları özellikle burada devreye giriyor. Çünkü vücuttaki toksini atmak için. Yani bu karaciğerimiz bizim filtre gibidir. Bu filtrelemeyi yaparken detoks suyu, işte böbrekleri ve sonra da bağırsak temizli. Yani sindirim sistemini temizliyorsunuz açıkçası. Ve son zamanlarda da bu baya moda olmaya başladı. Detoks ticaretinde misiniz? Yo, detoks sorduğu için ben bunu anlatıyorum. Bildiğin detoks olasın yani, çok uzun tuttu da. Ben detoks oluyorum şu anda. Ruhsal detoks. İnsanları motive etmek benim işim. Yanı sıra spor bilimini en iyi şekilde uygulatmaya çalışıyorum. Karşı tarafı çünkü motive olamayan, aslında siz şu an spora hiç motive değilsiniz. Hiç değilim. Hiç ya. Mental... Birisi gelsin böyle bir cihaz olsun, ben içine gireyim, öbür taraftan ben şu sorunla çok karşılaşıyorum. Bu kadar zor olmamalı diyen insanlar var. Ya bunun yok mu ilmi bilmi makinesi diyenler. Bu olsa da yapsam yani dünyanın belki en zengin adamı olabilirim ama böyle bir şey yok. Çünkü anatomimizle oynuyoruz. Siz nasıl insanların kaşlarını düzeltiyorsunuz, anatomik tasarım yapıyorsunuz. İnsanların sizin buraya geldiği bayağı zaman... Incelemiş. Nasıl söyleyeyim, işte bir kaşı seyrek ise bunu daha net görüntüye yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve aslında uygulamanın sonrasında yapman gerekenler deyip ona bir liste veriyorum. Kesinlikle. Bunlara mutlaka dikkat et diyorum. Evet. Ben de şunu anladım ki bir şekil, şemal, nizam istiyorsam dikkat etmem gereken şeyler hususlar var. Kurallar. Evet. Kurallar. Siz bir estetik koç olarak, ben bir spor koçu olarak insanlara da bunu söylememiz lazım. Hı-hı. Biz bu işin araştırmasını, bilimini araştırıyorsak biraz da söz dinlemeleri gerekiyor. Yoksa sonuç alamıyorlar. Bunlar onların motive kaybına yol açıyor. Motivenin kaybına yol açmaması için evet yani söylenenini iyi öğrenci olmaları gerekiyor. Peki, evet, sana çok özel bir soru soracağım şimdi. Özel. Evet. Cevap vermeyebilirsin. Muhtemelen birçok kişi de sormak istiyordur ama soramıyordur. Sevgilin var mı? Detoksun faydalarını demiyorum. Peki bir şey soracağım. Seni hayatta ne motive eder spor yapmak için? Beni hayatta ne motive eder? Spor yapmak için. Çok yani özel de cevap verebilirim. Buna radikal de bir cevap verebilirim ama. Özel yani sporda. Evet, bir bayan beni motive eder. Edebilir. Sevgilin var mı? Sonra işte biz insanları çağırıyoruz spor yapmak için. Ya bu soru ya cevap vermesem olur mu? Neden? Baskı altında şu an böyle hissediyorum. Tamam, ben olsam ben de cevap vermezdim. Peki seni gerçekten ne motive eder? Yani sağlık mı? Yoksa çevrenin yani ben inanıyorum ki birçok kişi spor yaparken çevrenin ne düşündüğünü önemsiyor. Evet. Siz neden spor yapmak istiyorsunuz? Ben çevremdeki herkesin düşüncesini çok önemsiyorum. Evet, çevreniz için spor yapıyorsunuz. Beni motive eden kısım çevrem kendim. Çevrem için değil yani evet mesela rahat yürümek, basamakları rahat çıkmak beni mutlu eder, giydiğim kıyafetin yakışması, geçen sene aldığım kıyafeti hala giyiyor olmak. Masraf yapmamak, bunlar beni motive eden şeyler. Bunlar bayanların zaten en büyük sıkıntısı. Dolayısıyla... Bence hiç samimi değil, fotoğraflarda güzel çıkmak. Düşünüyorum. Evet yani güzel olsun tabii ki yani. Hadi aşk olsun tabii ki yani güzel olalım. Herkes beni beğensin, en güzel ben olayım. Her yani, insanda var aslında bu. Mesela desinler ki Didem Hanım ne kadar yani 40 yaşındasınız. Ama çok, ne kadar genç bunu çok söylüyorlar ve özellikle yaşımı böyle dolu dolu söylüyorum 40 diye. Kaç yaşındasınız dediklerinde ilk söylediğim şey kaç gösteriyorum. Yine hanım işte 8, 30, 40 dediğim zaman wow 40 yaşa göre çok iyisiniz dediklerinde motive oluyorum mesela. Özgüven. Evet. Hatta diyorum ki bazen arkadaşlarıma ya neden diyorum
yaşınızı söyle kardeşim. 40 de 50 de. Yani hiç korkma. Sevgilin var mı? Ben de 29 yaşındayım bu arada. Gerçekten hiç evet. Göstermiyorsun. Göstermiyor muyum? Bazı insanlar... Yani 23-24 ben sana öyle söyleyebilirim. Spora faydaların değil, bunu direkt söyleyebilirim yani. Sence bir erkek gözüyle değil, bir eğitmen gözüyle baktığında erkekler kadınlarda neyi daha çok görüyor? Görsel olarak yani göbeği mi olmasın, işte atıyorum bacakları mı selülitsiz olsun, kol kasları mı olsun, karın kasları mı olsun, neye dikkat ediyor? Öğrenci yani eğitim veren biri olarak çok... bir erkek gözüyle değil deyip seni rahatlatıyorum. Sence yorumunu söyle. Buna... Hoca gözüyle bakarsam, yani işin içinden çıkamam, her şeyi anlatabilirim ama direkt erkek gözüyle baksam ben daha mı doğal olacak? Ben erkek gözüyle bakmak için. Yani her bayanın bir zarif bir görüntüsü olmak zorunda. Yani kilolu bayanlara bakmıyorlar perde. Kesinlikle. Kesinlikle bakmıyorlar. Kilolu şimdi yüksek kilolu izleyicilerimiz buna alınmasın ama konudan ama dolayı... Ama iç güzelliği diye de bir şey var arkadaşlar. Kesinlikle. Güzellik göreceli bir şey. Artık problem değil, her türlü de intimalde zayıflatılır. Evet, sonuna kadar bu konuda yardımcı olabilirim. Önemli olan karakter bakımından zayıf olmayı. bir gün kliniğe gelip benimle beraber tasarım yaptığında bana eşlik eder misin? Tabii ki, ederim. Spor yapmaya söz verin. Zihin jimnastiği yapacağımı söz verebiliyorum ki onu sürekli yapıyorum. Ama yapmadığınız bir şey için ben sizden söz bekliyorum. Eğer okey siz spor yapacaksanız ben de size eşlik edeceğim. Tamam, spor konusunda da ben senden destek alacağım. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Bu video burada bitmesin. Bundan sonrasında da ara ara yaptığımız sporları yapmaya çalıştığımız bakalım Emre mi dayanıklı, ben mi? Beni en çok ne motive eder biliyor musun? Mesela Didem 2 saat spor yapıyor, şu kadar kalori, arkasından da çok güzel bir tatlı ısmarlayacaksın. İşte tamam, tüm gün koşturuyorsun yani. Tamam. Olabilir mi? Olur. İşte. Zaten bunu ben yapıyorum sürekli, motivasyonla. Cheat diyoruz biz buna. Mental motivasyon düşmemesi için tatlı ikramları demeyeyim de... Kaçamak. Kaçamaklarını küçük. Yapabiliriz. Emre, benim bu konuşmadan anladığım şu... Gerçekten spor yapmak için bir motivasyon gerekir. İster iç motivasyon olsun, ister dış motivasyon olsun. Yanı sıra aşk, sevgi, mutluluk da motivasyon için çok önemli araçlardan biri. En büyük araçlardan bir tanesi aslında. Sevgilin var mı? Gerçekten var mı ya? Düşünmem gerekiyor. Ha? Yok hayır. Yok. Ben bu kısa sohbetten şunu öğrendim ki spor için, hayat için, hayatın geneli için nasıl bir motivasyon gerekiyorsa gerçek anlamda aktif spor için de bir motivasyon şart. Evet. Aşk, sevgi, mutluluk inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Kesinlikle. Hayatımızda partnerimiz, sevdiğimiz insanları belki sürekli daha sık ve sağlıklı görebilmek için de spor yapmak önemli. Yapmak zorundayız. Bize emanet edilen bir bedenimiz var. Buna sonuna kadar bakmak zorundayız. Bu sporu bu yüzden yaparsak insanlar daha rahat edecektir. Yani yaşamımızda artık bir alışkanlık haline gelmesi önemli. Bu yüzden de gerçek anlamda destek alacağımız koçlarımız yanımızda olmalı diye düşünüyorum. Benim gibi özellikle her türlü spordan kaçan ve gerçekten yaramazlık yapıp da böyle kaçak yemekler yiyen, atıştırmalıkları çok abartan kişiler için de sürekli uyaracak ve destekleyecek birilerine ihtiyaç var. Evet. Bu yüzden ben bu anlamda seni seçiyorum. İnanıyorum ki bu sohbetlerin devamı gelecek. Hatta ben böyle seri olsun istiyorum. Çünkü birçok kişi şunu söyleyecektir. %100 eminim. Didem Hanım, sohbet ettiniz, söz de verdiniz. Bakalım ne geliyor. Faaliyete geçelim de görelim. Faaliyet, çünkü şu tuzluklardan kurtulmak istiyorum. Mutsuzum, gerçekten mutsuzum. Şaka bir yana bu beni çok mutsuz ediyor. Bu videoyu izleyen birçok arkadaşımı da buradan meydan okuyorum hepimize. Eğer gerçekten sizin de probleminiz varsa bana ulaşın. Emre ile böyle küçük bir program yapalım. Hatta Emre o arada bize destek ol. Evet.
3-5 kişilik çok fazla bir grup olmaz sanırım herhalde. Orada da biraz böyle kaytarma durumları olur kalabalıklaştıkça. Hatta belki bir gün şey bile yapabiliriz ya, toplu bir etkinlik bile yapabiliriz. Yani şu an yaz mevsimindeyiz. Açık hava egzersizleri ve etkinlikler çok güzel olacak. O zaman öyle bir program da yapabiliriz. Lütfen videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Didem Özkan TV'ye abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda Emre Hoca ile artık hocam kendisi çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah. Ne sürprizler çıkacak bakalım ama şurada şunu öğrendik ki kendisinin bir sevgilisi yokmuş. Tüm bayanlar takip edebilir. tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Maksat Muhabbet 3 için adaylarımızı bekliyoruz. Yakında bununla ilgili de bir bilgilendirme paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar, mutlu günler.